Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de köprü, İngilizcesi hyperlink fonksiyonunu anlatacağım. Ne işe yarıyor? Bilgisayarınızdaki herhangi bir CD veya E veya başka bir isimlendirdiğiniz sürücüde veya ağ sunucusunda ortak kullandığınız bir klasör olabilir. Depolanan herhangi bir belgeyi, dosyayı, klasörü kısa bir şekilde kısa yoldan açmanızı sağlıyor. Yani ona köprü oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Özellikle sık kullandığınız Excel dosyalarında kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi örnekler üzerinden başlayalım. Şimdi mesela aynı dosyada başka bir sayfaya, mesela ben burada sık çalışıyorum diyeyim bu sayfada, başka bir sayfaya burada uğraşmadan mouse'la işte tek tıklayarak oradaki köprüye ulaşmak istiyorum diyelim ki. Onu da şöyle yapıyoruz. Eşittir köprü aç parantez çift tırnak muhakkak kullanıyoruz. Şimdi köşeli parantez klavye kombinasyonunda Alt GR artı 8 tuşuyla çalışıyor. Şimdi benim dosyamın adı bu. Köprü fonksiyonu tire altuk diye bir dosya. Bunu yazmamız gerekiyor. Köprü. Yani bir harf hatası bile çalışmamasını sağlayacaktır. O yüzden doğru yazmaya dikkat edelim. Bunu yazdıktan sonra nokta dosyamızın uzantısı yine köşeli parantezimizi kapatmak için de Alt GR artı 9 tuşlarına basıyoruz. Mesela ben şimdi burada sayfa 1'deki B6 hücresine referans vereyim. Bunun için şurada sayfa 1 var. Sayfa 1'i seçiyorum. Yazıyorum daha doğrusu. Sayfa 1. O sayfaya referans vermek için ünlem işareti kullanıyoruz. Ünlem B6 diyelim. Büyük harf B6. Ve tırnağımızı kapatıyoruz. Şimdi fonksiyonumuzun ikinci kısmına, yani yakın hat yazan kısmına geçiyorum. Burada noktalı virgül koyup yine tırnak açıyorum. Ne olarak görünsün? Şöyle diyelim mesela sayfa 1, hani bu kadar uzun görünmemesi için sayfa 1 B6 diyelim kısaca. Ve tırnağımızı kapatıyoruz. Ve parantezimizi de kapatıyoruz. Enter dediğimiz zaman bakın görünüm olarak sayfa 1 B6 diyor. Üstüne geldiğiniz zaman burada dosya yolunu görebiliyorsunuz. Şimdi tıkladığımız zaman bakalım neler olacak. Bakın sayfa 1'deki B6 hücresine gitti. Şimdi diğer örneğimizde de bir at tanımlamayla yapalım mesela. At tanımlama. Onda daha önce tanımladığım bir tablo var. Onun üzerinden göstereyim. Şimdi bir Excel'de ya da yeni sıfırdan bir tane at tanımlayalım. Daha iyi olur. Şimdi bu tabloyu şuraya alıyorum. Sayfa 3'e alıyorum. Ve değerleri yapıştırayım. Tarih kısmı önemli değil o kadar şimdilik ama düzgün olsun diye yapalım. Kısa tarih formatına çevirelim bunu. Evet, şimdi burada bir tablo, Excel'de bir tabloya veya bir hücreye at tanımlama yapabiliyoruz. Şöyle seçelim. Mesela buraya ne yazalım? Üretim tablosu diye. Üretim. Küçük harf. Üretim. Tablosu diyelim. Ve Enter'a basalım. Bakın burada ne işe yarıyor? Bu formüllerde bu tabloyu referans almamızı sağlıyor. Mesela üretim tablosu diye bir tablo oluştu. Şimdi bu tabloya köprü oluşturacağız. Hemen eşittir diyelim. Köprü. Aç parantez. Yine çift tırnak. Köşeli parantezimizi açtık. Yine dosya ismimizi yazıyoruz. Tabii ki. Köprü fonksiyonu tire altuk.
Yazdık. Nokta dosyamızın uzantı ismi. XLSX dosyası. Köşeli parantezimizi kapatalım. Ve sayfa 3'te oluşturduk biz bunu. O yüzden o sayfanın ismini yazıyoruz. Sayfa 3 diyelim. Sayfa 3. Tırnağımızı kapatalım. Ve şimdi ne olarak görünmesini istiyoruz bunun? Yine üretim şeması diyelim. Üretim şeması. Ve tırnağımızı kapatıp parantezimizi de kapatalım. Evet. Bu sefer bakalım ne olacak. Bu sefer at tanımladık sayfa 3'te. Böyle. Evet. Başvuru geçerli değil. Bir yerde bir at oldu. Adımızı nerede tanımladık? Şöyle bakalım. Üretim tablosu. Daha iyi anlamaya çalışıyorum. Evet, üretim. Evet, biz buraya sayfa adı yazdık ama burada sayfa adı yazmamıza gerek yok. Bu çalışma kitabında tanımladığımız için buraya üretim tablosu, yani tanımladığımız adın ismini yazacağız. Şimdi tekrar bakalım. Evet, tanımladığımız adı o seçili olarak getirdi bize. Şimdi bir de şöyle bir örnek yapalım. Son olarak A sürücümüzdeki herhangi bir PDF dosyaya ulaşmaya çalışalım. Bu şekilde. Şurada. Mesela eşittir diyelim. Eşittir. Yine köprü fonksiyonu kullanıyorum. Çift tırnak. Yani bu arada mesela ben bir program kullanıyorum. Everything diye. Çok kolay bir şekilde dosya dizin aramada çok tavsiye ederim. Güzel bir program. Mesela ben beyannameler 2022 diye bir klasör var. Bunun dosya yolunu görmek istiyorum. Tam adı panoya kopyala diyelim mesela. Şurada şöyle yapıştırdığım zaman bunu görebiliyorum. Yani tam ismini, tam adını. Şimdi bunu yazalım. Eşittir köprü diyelim. Aç parantez, tırnak, çift tırnak. Dosya yolunu görebildiğim için artık Z sürücüsü benim A sürücüsü olduğu için. Sizde farklı olabilir bu. Onu belirteyim. Beyannameler. Beyannameler. Ters slash. 2022. Beyannameler. Ters slash. Mesela orada bir PDF dosya var bu klasörün içinde. O PDF dosyanın ismini yazıyorum buraya. Tabii ona da bakmam lazım önce. Şimdi bakmadım. Vakit kaybetmemek için. Aynısını o dosyanın buraya uzantısıyla nokta PDF çünkü. Ve tırnağımızı kapatalım. Noktalı virgül koyup ne olarak gözükmesini istiyoruz. Şimdi kısaca şöyle diyelim. Yine tırnak oluşturup birleşik bir şekilde mali takvim Eylül 2022 diyelim mesela. Tırnağımızı da kapatalım. Enter dediğimiz zaman bakın mali takvim Eylül 2022 diyor. Şimdi gidecek o klasörü bulacak. O klasörün içindeki bu isimdeki PDF dosyayı açması lazım. Bakıyorum. Tıkladım. Evet, gitti benim A sürücüsüne. Oradaki dosyayı açtı. Bu PDF olması şart değil. Herhangi bir not defteri olabilir, Word olabilir, Excel dosyası olabilir. Bunu da bu şekilde açabiliyoruz. Yani bunu başka nasıl yapabiliriz? Onu da göstereyim kısaca. Mesela ekle. Şurada gösterdim zaten. Burada menüden ekle bağlantılar ve bağlantı oluşturarak da yapılabilir bu işlemler. Onu şöyle ekle diyelim. Bağlantı diyelim. Yani buradan seçerekten buradan da oluşturulabiliyor. Onu da başka bir zaman gösteririm. Teşekkürler. Görüşmek üzere.